2023'te kime kaç para ayrıldı? Totalde kaç para harcanacak, kaç para var, kaç para harcanacak sorularının cevabı bu yayında. 2023'te bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar Türk lirası olması planlanıyormuş. Bütçe gelirinin ise, bakın, bütçenin gideri 4 trilyon 470 milyar Türk lirası olması planlanıyor. Bütçenin gelirinin ise 3 trilyon 810 milyar TL olması öngörülüyormuş. 600 milyar liralık bir açık var. Yani bu açık ya para basılarak kapatılacak, ya daha çok vergi toplanacak, ya biz daha çok üretip yurt dışına ihracat yapacağız ve oradan vergiler gelecek, ya da kayıt dışı para gelecek. Yani birinden biri olmak zorunda. Aksi halde bu bütçe açığı nasıl kapatılacak? Kapatılamayacak. Yani o aradaki 600 milyar lira bir şekilde hükümet dışında birilerinin cebinden çıkacak. Yani kimden çıkacağına kim karar verecek? Tabii ki de yine hükümet karar verecek. Elbette ki zenginin cebinden çıkmayacaktır. Ne zaman zenginin cebinden çıkmış ki? Şimdi çıksın, değil mi? Açık, bütçe açığı hedefi konulan bütçe teklifinde Cumhurbaşkanlığının, yani külliyenin toplam bütçesi 6 milyar 637 milyon lira olarak öngörülmüş. Bu rakamın 3 milyar 822 milyon lirası ise Cumhurbaşkanlığı külliyesinin mal ve hizmetlerine, yani sadece o saraya girecek, pardon, saraya girmeyecek, bize girecek, pardon, sarayın ihtiyacı olarak saraya girecek mal ve hizmetlerin toplam rakamı 3 milyar 822 milyon liraymış. Ya yani bu rakam külliyenin içine harcanacaklar için ayrılmış. Böyle bir rakam söz konusu. Bu bilgileri bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan alıyoruz. Hemen detaylara inelim. Milli Eğitim Bakanlığı'na 435 milyar Türk lirası ödenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 2022'de 189 milyar 11 milyon TL iken bu rakam 2023 bütçe teklifine 435 milyar 351 milyon olarak geçmiş. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi ise 2022'de 116 milyar 37 milyon TL iken 2023 yılında 293 milyar 369 milyon lira olarak hedeflenmiş. Neredeyse iki katından fazla. Bu arada net iki katından fazla rakamlar söz konusu. 2023 yılında muhtemelen ki enflasyon da göz önünde bulundurularak bu rakamlar hazırlanmış. Doğal olarak geçen seneki dolar-tl paritesiyle 2023 yılındaki dolar-tl paritesi 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2022'ye kadar geçen sürede dolar-tl ne kadar değiştiyse 2023'te de buna göre bir hesap yapılıyor. Ya da diyorlar ki biz Türk lirasını acaba daha ne kadar değersizleştirebiliriz? Şu kadar. O zaman buna göre bir bütçe ayarlayalım. Yani geçen sene hazırlanan bütçenin tam iki katı gibi bir bütçe hazırlanmış. Bu da demek oluyor ki vah, yüce Türk milleti. Devam edelim. Adalet Bakanlığı 2022 bütçesi 33 milyar küsürken 2023 yılında 75 milyar küsür olmuş. Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi 80 milyar küsürken 2023 yılında 182 milyar küsur olmuş. Yani 100 milyar daha fazla artmış. 102 milyar daha fazla artmış. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi 2022 yılında 14 milyar küsürken 2023 yılında 32 milyar küsur olmuş. İki katından fazla yine. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gözünden ışık saçan Sayın Nebati'nin bakanlığının bütçesi 774 milyardan, hatta 775 diyelim biz buna, düz hesap, 2 trilyon 210 milyar TL'ye yükselmiş. MİT Başkanlığı'nın bütçesi 3 milyardan 7 milyara, küsuratlarını söylemiyorum artık. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, ben İçişleri Bakanlığı'na bağlı sanıyordum Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, ama demek ki ayrı bir bütçesi varmış. 56 milyardan 116 milyara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi ise 16 milyardan 35 milyara yükselmiş. Milyar TL'ye yükselmiş. Son olarak da Göç İdaresi Başkanlığı, yani bu ülkeye göçen insanlar için, artık inşallah yanlış bir tanımlama yapmıyorumdur. Eğer yanlış bir tanımlama yapıyorsam özür dileyerek şey yapayım. Çünkü işin ucunda 3 yıl hapis var.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın bütçesi 4 milyar 494 milyon TL'den 9 milyar 508 milyon TL'ye yükselmiş. Böyle bir bütçe hazırlaması, planlaması yapılmış. İnşallah bu işin içinde bize de pozitif dönmesi muhtemel bir şeyler yaşanır. Yaşanmadı mı canımız sağ olsun yaşanmadı demektir. Çok can sıkmaya gerek yok çünkü alıştık zaten böyle şeylere. Bunları kafa takacak bir toplum değiliz biz. Biz dış güçlerle mücadele yoluna bakan ve her zaman dünya lideri tarafından yönetilen bir Türkiye'yiz. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi özellikle sosyal medyaya düşmüş. %117'lik bir artıştan bahsedilmiş. Aslında neredeyse tüm kurumlarda bütçe %117 artışa tabi olmuş. Özellikle Diyanet'in bütçesinin dikkat çekmesinin sebebi malumunuz tabii ki de Diyanet ne iş yapar? Alkolü yok, sigarası yok. Bu parayı ne yapıyor? Sorusu sorulduğu için doğal olarak da dikkat çekiyor. Bugün İsmail Saymaz 7 saat önce bir haber paylaşmış. İki Türk askerinin yakılarak infaz edilmesi kararını verdiği iddia edilen IŞİD kadısı Jamal Abdurrahman bu sabah 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Kendisi daha önce Gaziantep'te tutuksuz yargılanırken kuşçuluk yaparak geçiniyormuş ve geçen yıl kaleme aldığı bir yazı üzerine tutuklanmış. Yoksa bu davadan, yani iki Türk askerinin yakılarak infaz edilmesi davasından tutuksuz yargılanıyormuş bu beyefendi. Beyefendi diyorum çünkü ben aynı muameleye maruz kalmıyorum. Bu beyefendi benden çok daha iyi bir Türk vatandaşından çok daha iyi muamelelere maruz kalıyor. Bu fotoğrafı hatırlayacaksınız. Bu fotoğrafı unutmamalısınız hatta. Bu fotoğraftaki iki Türk askeri ne kadar sinematik bir görüntü gibi geliyor değil mi? Hani gerçek değildir dedirten bir durum söz konusu neredeyse. Ama bu milletin evladı, iki Türk askeri yakalarak öldürüldü ve bu adam o emri verdiği iddiasıyla yargılanıyordu. Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti biliyorsunuz. Yani bir insanın Amerika'ya gidişi ancak bu kadar konuşulabilirdi. 8 saat ortadan kaybolması, orada kimlerle görüştüğü, tartışma konuları oldu, bir şeyler. Kemal Bey bu söylemler üzerine bugün bir açıklama yapmış ve demiş ki Kasım ayını bekleyin demiş. Bay Kemal'i Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin demiş. Acaba ne olmasını umuyor? Mesela şey gibi mi? Ahmet Davutoğlu hep der ya, ben bir konuşursam ortalık sallanır. Halbuki konuşuyor, hiçbir şey olmuyor falan. Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin falan deyince acaba ne olması? Böyle toplumda bir reaksiyon yaratmayı falan mı bekliyor? Yoksa toplum herkes böyle sigarasını yakıp oturacak mı acaba? Ulan ne diyecek acaba falan diye mi düşünecek? Ne olacağını düşünüyor çok merak ediyorum. Yani toplumdaki karşılığının ne olduğunu düşünüyor. Kemal Bey bu konuda acaba biraz gazlanıyor mu? Birileri ona bir şeyler söylüyordu, o inanıyor mu? Ya da ben sade vatandaş olarak bir şeyleri eksik mi görüyorum, çok merak ediyorum.